Bu videoda spoiler yerleştirmesi uygulanmaktadır. Konuya hiç girmeden bir önceki videoda vermiş olduğunuz destekten ötürü her birinize teşekkür ediyorum. O videoya kanal rekoru, yorum ve beğeni geldi. İnanın kanala bugüne kadar hiç yorum yazmamış kişilerin bile harekete geçip desteğini göstermesi benim için çok değerliydi elbette. O zaman hiç uzatmadan bu videonun konusuna da şöyle gireyim. Kuvvetli bir alkış. Tamam böyle bir giriş biraz beklenebilir bir girişti. Biraz klasik oldu ama hak edene de hakkını vermek gerekiyor cidden. Kuvvetli bir alkış hak etmiyor mu bu performans? Bana en sevdiğin yerli dijital platform dizisi hangisi dediklerinde masum diye boşuna demiyorum demek ki. Çünkü Berkun alışılmışın dışında işler yapan, sürü kendi arasında tren yapmış raylara bön bön bakıyorken sürüden ayrılan bir yönetmen. Bakın artık bilgisayarlar ve programlar bile düşünmeye başladı. Soru soruyorsun fikir yürütüyor. Farklı bir şey tasarla diyorsun yapıyor. Bakın hatta bu görüntüyü tamamen bir yapay zeka oluşturdu. Şu yaratıcılığa, şu benzersizliğe bakın. Ama bizim kendi yerli dizi ve film sektörümüzde yapay ya da yatay herhangi bir yaratıcı Zeka belirtisi göstermeden, e herkes öyle yapıyor o yüzden ben de öyle yapmalıyım diyerek piyasada iş yapan, tonlarca yönetmen ve yönetemen varken kendi bildiğini okuyan, sektörde parlayan bir adam bence Berkuno'ya. Bakın ne diyorum hala üniversitede öğrendiklerini uygulayan, ha, ama bize öyle dediler diye iş yapan adamlar varken. Ya hiç kimsenin onu bir koyun sürüsü içine sokmasına izin vermeyecek benim oğlum. Bir gün hiç unutmam dışarıda bir çekim yaparken aynen şöyle bir zoom yaptım. Radyo, televizyon ve sinema bölümü mezunu olan yeğenim de bana dedi ki ''Aman dayı ne yapıyorsun sen ya öyle zoom yapılır mı? Sakın bir daha yapma. Vallahi gülerler.'' dedi. Ben de dedim ki ''Tamam da niye?'' ''Biz okulda öyle öğrendik. Asla zoom yapıldığını gösteremezsin.'' ''Aaah.'' E, ''Aha yapıyorlar. Al yapılıyor. Aha, al bunu da.'' Yok yok bize okulda öyle demediler. Ama hakikaten zombilik bu. Ne yaptılar yani okulda size zoom üzerine ayeti kelime mi var dediler ne dediler. Bakın belki bunlar teknik konular ama bu işi yapan ve beni izleyen bir sürü genç var. Size öğretilenlerin dışına çıkmaktan korkmayın diye bunları anlatıyorum. Farklı işler yapmaktan. Tamam korkaklar her gün cesurlar bir gün kurt kışı geçirir ama yediği zoomu unutmaz gibi bir şey oldu. Ve işte böyle farklı işlerden bahsettiğime göre daha önce belki de hiç izlemediğiniz bir tarza ve absürtlükte bir diziden bahsedeceğim şimdi. Kuvvetli bir alkış. En başından en sonuna kadar toplumsal mesaj içeren ve cidden çok sağlam mesajları olan bir dizi. İzlemeye başlamadan önce bunu bilmeniz gerekli çünkü dizi her bir sahnesinde toplumun bir yerine dokunuyor. Oh oh diyorsunuz da şuraya dokun adam oraya da dokunuyor. Bul bir mücadele. Savaş bir ömür. Geber git. Dizi bir karı kocanın bebek alışverişi yapmasıyla başlıyor. Bütün gün AVM AVM gezip bebek ürünleri alıp elleri kolları dolu ve yorgun bir şekilde eve gelmesiyle. Ama kadın daha sonra diyor ki e biz ne unuttuk Çocuk için sevişmedi ki nasıl olacak bu çocuk? Ve koşa koşa yatak odasına gidip imalata başlıyorlar. Ve daha sonra bu çiftimizin arkadaşları bir gece oturmaya geliyor. Herkesin deve kuşu gibi sohbetin bir yerinden sonra kafasını telefona gömdüğü arkadaş muhabbetlerini eleştiren bu sahneden sonra dilini çıkarmadan selfie çekilemeyen kadın ve şımarık kocası o akşam evde kalmaya karar veriyorlar. Niye takılıyoruz biz bu insanlarla? Tamam kalsınlar da hakikaten şu dil çıkarma mevzusuna ben de acayip takığımı. 1800'lü yıllarda gülmeden, 1900'lerde gülerek, 2000'lerde dili çıkararak... ...hadi bakalım artık kısmetse 2100'lerde de neremizi <laughs> çıkararak... ...diyecektim ki tam da iyi bak yine bebek sahili geldi aklıma görüyor musun? Nereden nereye? Neyse işte bu kabus gibi çiftimizden dolayı esas çiftimizde bir kabus görüyor ve bu kabusta sabah kahvaltısında tam konu siyasete geldiğinde çok önemli bir konu hakkında konuşacaklarken yine şu karakterimiz dil çıkarmaya başlıyor. Hay senin dilin büzüşsün diyecekken hakikaten büzüşüyor ya. Memleket ses çıkarmaya çıkarmaya bu hale geldi derken masadaki herkes dil çıkarmaya başlıyor. Dizi annesi misin abi? Kış dizi annesi oldum başıma. Heh şimdi tam da buna ay ne böyle saçmalamışlar iyice diyenler olabilir aranızda. Belki de hakikaten diziyi izlerken bunu dediniz. Peki şimdi bu videoyu hazırlarken seçime sadece 3 gün kala. Twitter'dan yani X'ten aldığım ekran görüntüsünü göstereyim şimdi size. Bakınız Türkiye'de seçimden sadece 3 gün önce en çok konuşulan iki konu neymiş? Hamile ve bakire. İşte hep toplum dizilerden, diziler de toplumdan etkileniyor diyoruz ya. Doğal olarak dizilerden etkilenen toplum da bu. Beni sevk beni, getir. E iyi de Murat peki dizinin hiç mi olumsuz bir eleştirilebilir yanı yok derseniz? Var, var elbette. Mesela ilk bölümde çiftimizin koşa koşa yapmayan gittiği çocuk, üçüncü bölümde büyüyor ve sevgilisinden ayrılıyor. Ve işte bu sahne o kadar uzun ki. Baba tamam ya anladık, vallahi mesajımızı aldık biz. Bekleme yapma, devam et diyorsunuz. Yok, yumurcaklar hala piktiri piktiri, tirat atıyor. 70 sadece bir parti teması değil benim için ahı. İşte birçok kişi dizinin tam da bu kısmında sıkılıp Netflix'in engin küçük resim deryasında kaybolurken böyle uykusu gelip öyle gidebilir. Yani genelde yaptığımız gibi. Ama neyse ki bu dizi daha sonra tekrar açılıyor ve standart bir roket uzaya fırlatıldıktan yaklaşık 3 dakika sonra ana gövdesinden ayrılırken tam 8 dakikada sevgilisinden ayrılan bacak kadar çocukları izleyince bir fenalık gelse de çocuk en sonunda arabeske bağlayıp bütün İstanbul'u acılı acılı gezip eve geldiğinde bir de üstüne anne ve babasını kavga ederken görüyor ve artık dayanamayıp acısından izdandaca şiir okumaya başlıyor. Auen <laughs> i işte burada da anne ve babamız. O anda bir bakışmaya başlıyorlar ki Eyvah eyvah. Bilirsiniz eğer bir yapıma sanatsal bir tat katmak isterseniz böyle karakterleri iguana gibi bekletirsiniz bir müddet. Hatta aynı yönetmenimizin daha önceki bir dizisinde de uzun bir süre çaydanlıkla mı bakışmıştık? Kettle mıydı neydi? Ama bu dizide karakterlerimiz o kadar uzun süre birbirlerine bakıyorlar ki onların bakışması bitinceye kadar... Bakın abartmıyorum izlandacı olmasa da İngilizce bir şiir okur. Hatta çatır çatır İngilizce bilen birisiyle karşılıklı oturur tartışırsınız da. Hatta bu arkadaşlar bakışırken ben de bunu nerede yapabileceğinizi anlatayım. Tabii ki. Open English'te Open English, dilediğiniz yerden ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online olarak canlı dersler yapıp İngilizcenizi pratik edebileceğiniz bir platform. Bu arada sadece canlı dersler yok. Her an her yerde kendinizi geliştirmeniz, iş hayatında ilerleyebilmenize fırsat tanıyacak İngilizce seviyesine ulaşabilmeniz için bir sürü pratik araç var. Düşünsenize Türkiye gündeminden sıkıldığınız anda yurt dışındaki gündemi takip edebilmek için bile değer bence. Ama bizden geçti ya, bu yaştan sonra ne İngilizcesi? Diyenler ve kursa gitmeye fırsat bulamayanlar için bence gayet faydalı bir araç. Çünkü hem anlamanızı kolaylaştıracak bir sürü araç var hem de bir eğitmenin programına uymadan siz kendi programınızı oluşturabiliyorsunuz. E fiyat? Deyip son bir bahane şansınızı da kullanmak isterseniz Open English'te şu anda %60'lık bir indirim var ve bunun için son günde 30 Nisan. O zaman bu indirimi kaçırmamak için linke tıklayıp formu doldurup kaydolun. Bakın o kadar şey anlattım. Hiç araya ekleme ekleme montaj falan da yapmadık. Hala bakışıyorlar. Siz linke tıklarsınız, siteye gidersiniz, formu doldurursunuz, dönersiniz. Bunlar hala bakışıyor olur. Heh döndünüz mü? O zaman diziye kaldığımız yerden devam edelim. Ya e ama Murat dizi o kadar da absürt değilmiş aslında. Derseniz o zaman annesinin karnında efkarlı efkarlı varoluş sancısıyla tüttüren ve bir seçim günü annesinin karnında oy verme sırasında beklerken yandaki hamile kadının bebeğiyle devrim muhabbeti yapan bebeği vereyim ben size. Güneşli güzel günler bekliyor bizi kardeş. Bu kahpe sistem yıkılacak bir gün elbet. Yani evde sürekli böyle kızılcık şerbeti tadında diziler izleyen anneanne ve babaanneniz varsa seyir zevkiniz bozulabilir yani. Mümkün değil izlettirmezler size. Bir de hayatta hiçbir gailesi, hiçbir zevki uğraş olmadığı için ancak yerli dizi karakterlerinin hayranı olabilen Ergen Uslar'la aman diyeyim sakın izlemeyin. Yani vallahi zehir olur. Bu dizi zamanında karikatür okumuş neyse çok daha fazla keyif verecektir. Zırt pırt içine içine insan ağlar mı ya? Şu efkardan da anlaşılacağı üzere bebeğimiz bu dünyanın nesine geleyim Allah aşkına diyor ama annenin suyu, bebeğimizin de zamanı gelince biniyor kordonuna ve geliyor dünyaya. Ve bebeğimiz eve geldiği akşamda kaybolmuyor mu? Paniklemeli miyiz? Yok aşkım yok. Dur hiç panikleyecek bir şey yok. Arıyorlar yok, arıyorlar yok. Bebek sen nereden çık meğerse sen anasının karnına geri dön amacı da oradan portakala transit. Cidden insanlara ve şu dünyada yaşananlara bakınca mümkün olsa çoğumuz oraya geri dönerdik ama... Anksiyete, depresyon hepsini yaşadım ben şurada ya. Ben ne rahatmışım o portakalda vitaminken. Anne ve babamız kararını veriyor ve çocuğu zorla dünyaya getirmeye karar veriyorlar. Biz o özgür bireyi kulağından tutup sınıfa geri mi sokacağız? İşte nispeten sıkıcı bulabileceğiniz o üçüncü bölümü de atlattıktan sonra toplumun yarısından fazlasına laf sokan diğer bölümler geliyor. Yok böyle bilgesin. Aman da çok özelsin falan geç bunları. Çünkü 3 kere 7'yi bilemeyen oğlu 2 iki kere 2'yi bilince aferin diyen anneyle her ne yaparsa yapsın süper zeka görülen çocuklara sağlam bir gönderme var dizide. Kendini geliştiren bir insan. Öyle üçte 5'te uğraşacak vakti yok. Bedi çıktı kadın işin içinden. Bilirsin. E öyle ya eğitim aileden başlıyor diye boşuna mı söyleniyor? Bu ülkede şiddet uygulayan erkekleri de ististanlar hariç oğlumun elinin kedi, erkek değil mi oğlumun paşası sağ olsun diyen anneler büyütüyor maalesef. İşte bu dizide kadının oğlu da bu boş özgüvenin yüzünden bir baltaya sap olamayıp yılandan kendine bir sap yapıp madem portakala dönemedim rengine döneyim diyerek Hint dilencisi gibi sokaklarda para topluyor ama annesi de hala gurur duyuyor oğluşuyla. Sen suratıma bile tükürsen ben ya Rabb'i şükür derim oğlum bozma sen rahatın. E bu adamın hiç mi ilişkisi olmuyor derseniz? Küçükken ayrıldığı kızı büyüdüğünde tekrar görüyor ama hayallerini dinlemediği bu kızda. Heh hadi buyur. Sen anlat bakalım deyince şak diye koyuyor önüne mikrofonu. Sana saçma gelse bile hayalimi paylaştım ben seninle. Sen ne yaptın? Dalga geçtin. Ve tam burada da sürekli ülkeden gitmek isteyen gençlerin eleştirisi geliyor. Modadan gelen birileri vardır mutlaka. Bakın onlara sorun isterseniz. Kısmen haklı sayılabilecek birçok gencimiz gibi sadece gitmek isteyen bu adam dizinin sonunda nereye gidiyor biliyor musunuz? Yine anasının karnına. Şu annemin içine bak sen ya. Bir gün mutlu olmadı şu kadın ya. E tabi şimdi aranızdan bazıları bir adamın anasının kanına kadar yolu varmış dizide onu anlatmış diyebilir. Ama aslında ne görmek isterseniz o. Hep burada isyan ediyorum ya neden farklı işler çekilmiyor. Niye bir fabrikanın bandından çıkmış gibi bütün işlerimiz derken özlemini duyduğum işlerden biri de buydu belki de. Hatta bu işin ne kadar farklı olduğunu dizideki bir karakterin sinirlenip setin dışına çıkıp oradaki bütün set çalışanlarına bağırdığı bu sahneyle çok net bir şekilde anlatabilirim sanırım. Hey! Tamam yeter ya. Yalnız ben de şunu yapmayı nasıl istiyorum biliyor musunuz? Çünkü artık bazen sadece buradan bağırıp çağırmak yetmiyor. Böyle hakikaten şu arkadaki perdeyi açıp şöyle aralayıp dışarı çıkıp milletin yüzüne yüzüne saydırasım geliyor. Ama bir önceki videoda ne rahatladım? Oh böyle nasıl biliyor musunuz? Sanki böyle bir göbek taşını yapmışım da sağlam bir tellak gelmiş de böyle çiti çiti böyle çitilemiş gibi. Neyse işte özetle bu dizi herkese hitap etmeyebilir. Kimine göre bu dizi hiçbir şey anlatmayabilir. Kanalımın istatistik bölümüne bakıp beni izleyenlerin izlediği kanalları görünce bu çok da olası geliyor tabi. Ama renkler ve zevkler tartışılmaz cümlesinin gölgesinde kuvvetli bir alkışın Netflix'teki Erşen Kuneri'nin de üstünde bir komedi dizisi olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Yalnız kalamadığım için sevgili oldum seninle. Ayrılamadım evlendi. Boşanamadım çocuğum çocuk yaptım. 30 sene geçi verdi anlamadan. E ne oldu şimdi? Aman bırak Allah aşkına bu adam da hiçbir <laughs> beğenmiyor. Diyen tayfaya aha diye gösterebileceğimiz bir video daha çıktı mı? Çıktı. Heh, onu diyenlerin gözüne girsin bu video oldu mu? Yani i̇lla söylettiriyorlar bana.